İkinci denemenin çözümüyle beraberiz hocam. İlk sorumuza bakalım. Endokrin sistemle ilgili bir soru verilmiş. Hormonlarla ilgili hangisi yanlıştır denilmiş? A şıkkına bakıyoruz. Adrenalin ve nöroadrenalin hormonları beraber çalışır. Evet hocam bizim vücudumuzda adrenalin hormonu etkisiyle kan basıncımız artar. Ve korku, öfke ve heyecan durumunda üretilen bir hormondur. Ve nöroadrenalin hormonu da ona yardım eder. Bir nolu ifademiz için doğrudur dedim. Tiroksin hormonu ve paratormon birbirine zıt etki gösterirdi. Ne demeliydi hocam? Kalistonin ve paratormon zıt çalışır deseydi kalsiyum kandaki kalsiyum miktarını ayarlamak için evet derdim ama cevap ne gibi? Bursa gibi ama diğerlerine de bakalım. İnsülin ve glukagon hormonları kan şekerini düzenlemek için birbirine zıt yönlü çalışırlar. Doğru bir ifadedir. ADH ve aldosteron hormonları ortak olarak böbreklerdeki su emilimini arttırırlar. Evet hocam ADH antidiüretik hormon ve aldosteron ikisi beraber böbreklerin su emilimini düzenlerler. FSH ve LH erkek ve dişilerde üreme organlarını etkiler. Biz bunlara gonadotropinler diyoruz. Üreme organlarını uyardıkları için değerli hocam. Cevabımız nedir diye sorarsak tiroksin hormonuyla parat zıt yönlü etki göstermez. Tiroksin değil kalistonin olsaydı bizim sorumuzun cevabı doğru olacaktı. Hangisi yanlış denildiği için doğru cevabımız B seçeneğidir sevgili hocam. İki nolu sorumuza bakalım. Destek hareket sistemi ile ilgili bir soru. Yoruluncaya kadar koşan bir insanın iskelet kaslarında hangisinin gerçekleşmesini beklemezsin? Glikojen miktarında azalma. Olur hocam niye? Çünkü çok fazla koştuğun zaman enerji ihtiyacın vardı. Kasta depolanan glikojen miktarı azadır. Yorulduğumuz zaman hocam kaslarımızda L ile başlayan bir şey laktik asit üretimi artar. Isı üretiminde artma olur mu derse. Evet hocam futbolda halı sahada erkekler bilir koştuğun zaman kafandan duman tutar hocam. Çok fazla ısındığın için. Stoplazmanın pH düzeyinde düşme demiş. Yani kaça yaklaşma? Sıfıra yaklaşma. Ne alaka hocam dersek ne arttığı için karbondioksit asidiktir. pH'i sıfıra yaklaştırır. pH düşer ama bizim kaslarımızın çalışma sırasında enerji ihtiyacımızı biz kreatin fosfat is ismini verdiğimiz tabiri caizse power bank'ten ne yapabiliyoruz hocam? Karşılayabiliyoruz. Kreatin fosfat miktarının artması değil ne olması lazım azalması gerekirdi. Kaslarımız dinlendiği zaman kreatin fosfat miktarı artar ama kaslar çalıştığı zaman kreatin fosfat miktarının azalmasını bekleriz. Doğru cevabımız C seçeneğidir sevgili hocam. 3 dolu sorumuza bakalım. Dol dolaşım sistemi ile ilgili kalple ilgili bir soru. E, aşağıda insan kalbine çeşitli kısımlara Kubilay harfleriyle gösterilmiştir. Kubilay abi selamlar. Bu kalbin bir atımı sırasında olayların gerçekleşme sırası hangisinde doğru olarak verilmiştir diye sorulmuş. Hocam biliyorsun ki kalbimizin çalışmasını sinir düğümleri kontrol ediyor. Kim onlar? Sinoatriyal ve atrioventriküler düğünler. Önce kulakçıklar sonra karıncıklar kasılıyor. Bakalım hocam. Önce kulakçıklar uyarılır demiş. Tamam. Bir nolu kısmımıza başa yazalım. Kulakçıklar uyarıldıktan sonra kulakçıkların kasılması gerekir. Dolayısıyla kimlerin? K ve Y'nin kasılmasını arıyorum. Değerli hocam K ve Y e kasılır demiş. Birden sonra kimi yazalım hocam? Dördü yazabiliriz. Hemen arkasından sevgili hocam atrioventriküler düğüm etkisiyle karıncıkların uyarılması gerekir. Karıncıklar biliyorsun ki histemetleri ve purkin ciltleriyle de kasılması denetleniyor. Hocam karıncıklar uyarıları diyelim. Ne diyorsun? 1 4'ten sonra 3 diyelim. En son ne olur dersek B ve L yani karıncıklar kasılır diyoruz. E, en sonunda kaçı yazdık sevgili hocam? 2'yi yazdık. Bu olayların gerçekleşme sırası hangisi de doğru verildiği için 1 4 3 2 1 4 3 2 doğru cevabımız sevgili hocam E seçeneği olmalıdır. 3 nolu soruda bu şekilde çözü verdik değerli hocam. 4 nolu sorumuza bakalım. Boşaltım sistemi ile ilgili bir sorumuzdur. Bir nöfronda idrar oluşma sırasında gerçekleşen bazı olaylar verilmiştir. Buna göre 1, 2, 3 numaralandırılmış nol, kısımlara gelmesi gereken olaylar hangisi de doğru verilmiştir diye sorulmuş. Hocam glomerulus kılcallarından bomban kapsülüne gerçekleşen bu olaya S ile başlayan bir şey diyoruz. Ne diyoruz hocam? Süzülme. Süzülme ile kan basıncı etkisiyle küçük olan moleküllerle glomerulustan Bowman'a geçi veriyorlar. O zaman süzülmeyi bir nolu kısımda arasak iyi olacak. İyi bak hocam. Nefron kanallarından yani proksimal henne distal tüp idrar, tüp, idrar toplama kanalından nefron kılcallarına doğru bir olay gerçekleşiyorsa bu nedir? Geri emilimdir. Yani faydalı olan moleküller, su, mineraller geri emilmesi gerekir. İki nolu kısma ne diyelim? Geri emilim diyelim. Hemen geri emilim arayalım. Değerli hocam cevap D gibi ama E'de öğretelim. Nefron kılcallarından, nefron kanallarına bir şeylerin geçmesi S ile başlar. Şöyle bakayım bana salgılama olayıdır. Dolayısıyla 3 nolu kısmımıza da salgılama yazsak doğru cevap vermiş oluruz. Doğru cevabımız D seçeneğidir kıymetli hocam. 5 nolu sorumuza bakalım. İnsanda soluk alıp verme sırasında difüzyonla hücrelerin ihtiyacı olan oksijeni kanal alıyoruz. Ürettiğimiz kar karbondioksit atmosfere veriyoruz. Buna göre soluk verirken bak dikkat et alırken değil kandaki işaretli bir karbondioksit gazının solunum sistemindeki kısımlardan hangi sırayla geçerek vücudu terk etmesini beklersin. Yani bak soluk alırken burundan başlardık ama soluk verdiğimiz için en sonda ne olmasını bekleyelim? Burun olmasını bekliyoruz. Hocam alveollerde bizim solunum gazımız ne olacak? Alveollerden kime geçecek hocam? Önce bronşiollere geçecek. Bronşiollerden kime? Bronşlara geçmesini bekliyorsun. Sonra soluk borusundan yukarı doğru giderek kime geçecek hocam? gırtlağa geçmesini bekliyorum. Gırtlaktan yutağa geçer. Yutaktan da en son burundan dışarı atarız. Yani sıralama olarak 3, 4, 2, 5, 1. Bakalım böyle bir şık var mı? 3, 4, 2, 5, 1. Yani doğru cevabımız değerli hocam. Z seçeneğinde olduğu gibidir. Eğer deseydi ki e, işaretli bir oksijen gazı e, alveole gelinceye kadar hangi sırayı izler deseydi bunun tam tersini alacaktık. Yani buradaki soluk alırken mi soluk verirken mi olduğuna dikkat etmeni rica ediyorum hocam. Altın sorumuza bakalım. Diyor ki insan sen embriyosunun Gelişme sırasında meydana gelen bazı yapı ve olaylar kendi içinde sıralandığında hangisi en son olur demiş. Yapalım hocam. Önce ne biliyorsun? Spermle yumurta birleşti, ne oluştu hocam? Zigot oldu. Bu zigotumuz gelişecek hocam. Segmentasyon geçirecek. Segmentasyon bölümlenme e, bölümlendikçe zigotumuz morula ismini verdiğimiz bir yapıya dönüşecek. Moruladan sonra blastula, blastuladan sonra gastrula ve en son sevgili hocam organogenez dediğimiz organ oluşması meydana geldiğini biliyor Organa Orgona genez dedik hocam. Şimdi şıklara bakalım. Zigot oluşması tamam başlarda. Blastula şurada ortada olan kısımlardan biri. Gastrulasyonda aynı şekilde gastro oluşumu sırasında segmentasyondan da bahsetmiştik. Blastula'dan bahsettik. En son kim olur diye sorduğu için organ oluşması bu gördüğümüz basamaklar içerisinde en son sırada gerçekleşir. Doğru cevabımız D seçenidir kıymetli hocam. Geldik 7 nolu sorumuza bakalım. Diyor ki canlı hücrelerde DNA'da depolanan genetik bilgi hücrenin ihtiyaç duyduğu enzim ve proteinlerin sentez için gereken şifreyi verir ve hayatımızı devam ettirmemizi sağlar. Buna göre hangisi bir insanın karaciğer hücresinde gerçekleşmesini ne yapmayız diyor? Beklemeyiz diyor. Karaciğer niye vermişiz? Karaciğer bölünebilen bir hücredir. Dikkatle bakmanı istiyorum. DNA'dan DNA oluşması ne demek? DNA'nın kendini kopyalaması. Yani hücrenin bölünmesi anlamına gelir. Karaciğer bölünür mü? Yes of course. Bir evet dedim. DNA'dan RNA sentezi protein sentezinin gerektiği bu olaydır. Bu da hocam gerçekleşebilir. Karaciğer bir sürü olaya bir sürü görevi sahip olduğunu biliyorsun. Amonya üreye çeviriyor. Glikojen depoluyor. Katalaz enzimi üretiyor. Bir sürü işi var. Dolayısıyla protein sentezi için bu işi yapabilir ama RNA'dan DNA sentezini karaciğerim ne yapmaz değerli hocam? Yapmaz. Peki RNA molekülünü translasyon dediğimiz olayla ribozomda okutup proteine çevirebilir mi? Çevirebilir. Hangisi olmaz dediği için doğru cevabımız yalnız 3 yani A seçeneğidir kıymetli hocam. Umarım anlaşılmıştır. 8 nolu sorumuza geçebiliriz. Solunum hücresel solunla ilgili bir soru. Canlılar hücresel solunla besine depolanmış olan kimyasal bağ enerjisini ATP'ye aktarırlar ve hayatlarını bu şekilde devam ettirirler. Buna göre hangi Hangileri protist halinde bulunan bir öglenanın oksijen solunumu sırasında gerçekleşebilir. İlk bilmemiz gereken öglena ökaryot mu? Evet. Mitokondrisi var mı? Evet. Aerobik solunum yapar mı? Evet. Hocam aerobik solunumdaki ilk evremiz kimdir dersek bütün canlılarda ortak olarak görülen glikoliz. Ne demek koliz? Glikozun parçalanması. Glikoliz evresi de değerli hocam biz glikozu ne yapıyoruz? Piruvata çeviriyoruz. Bu olay aerobik solunumda görülür mü? Evet dedim. Defosforlasyon ne demek hocam? Defosforlasyon ATP tüketilmesidir. Glikolizde kaç ATP tüketiyoruz. Glikozu aktifleştirmek için 2 ATP harcıyorsun. Fosforilasyon ne? Hocam ATP üretimi anlamına geliyor. Glikolizde oluyor. Krebs de oluyor. ETS de oluyor. Bizim e, öglenemiz her evrede neredeyse ATP sentezi yapar. Gerçekleşebilir dediği için e, bu ifade içinde doğru dedim. Hangileri öglenenin bir solumunda olur derse doğru cevabımız 1, 2 ve 3 yani E seçeneğidir kıymetli hocam. 9 dolu sorumuza bakalım. Diyor ki aşağıda bir mitokondri organelinin çeşitli kısımları barış harfleriyle gösterilmiştir. Barış abi kolay gelsin. Göster bu kısımlardan hangilerinde elektron taşıma sistemi elemanları bulunur diyor. Ne diyor hocam ETS için? Krista da vardır. Mitokondrinin iç zarında vardır. A'ya bakıyorum. Mitokondrinin dış zarını gösteriyor. Burada yoktur hocam. B'ye bakıyorum. Mitokondrinin matriksini göstermiş. Burada da hocam ETS elemanı bulunmaz. R'ye bakıyorum değerli hocam. Bu da mitokondrinin dış zarını göstermiş. Ş'ye bakıyorum. Aha bak mitokondrinin içerisindeki kıvrımlı olan kristaları göstermiş. Ş'de var mıdır? Vardır. Hangisinde ETS elemanı vardır diye sorulduğu için doğru cevabımız ş şey, yalnız şey, yani yani P seçenidir kıymetli hocam. 10 nolu sorumuza bakalım. Özdeş iki bitkiyi şekildeki gibi kapalı cam fanuslara yerleştirmişler. Bir, bir tanesini karanlıkta bırakmışlar. Diğerini de aydınlıkta bırakmışlar. Başlangıçta iştahlar sahip bitkileri bulunduran bu iki ortamda deney süresince aşağıdakilerden hangisi olmaz demiş. Birinci öncülümüze bakalım. 1 nolu ortamda oksijen derişimi zamanla azalır. Neden? E, karanlıkta ortamda olduğu için oksijeni kullanacaktır. karbondioksit üretecektir. Işık e, olmadığı için de fotosentez yapamaz. 2 nolu ortamdaki karbon dioksit miktarı zamanla artar demiş. Ne cevap veriyorsun? Aydınlık ortamdaki bitki fotosentez yaptığı için karbon dioksit tüketir zamanla artar. Yanlış azalması gerekir. 1 nolu ortamda su harcanır. Bitkimiz metabolik olaylar için suyu harcayabilir mi? Harcayabilir. 4 D şıkkına bakalım. 2 nolu ortamda bitkinin klorofilleri yükseltilir. aydınlık ortamdayım hocam. Mutlaka fotosentez yapacak. Dolayısıyla klorofil pigmentleri ışığı soğurur ve yükseltkinebilir. Doğrudur dedim. 2 nolu ortamda bitkinin kuru artarken 1 nolu ortamda azalır demiş fotosentez yapan bitkimiz e, kuru ağırlığını arttırır. Glikoz ürettiği için, besin ürettiği için. Bir nolu ortamdaki bitkimiz besin üretemediği için kuru ağırlığı azalır. Bu ifade içinde doğrudur dedim. Hangisi gerçekleşmez dediğimiz için doğru cevabımız B seçeneğidir kıymetli hocam. Geldik hocam. 11 nolu sorumuza bakalım. Gözde bulunan çubuk reseptörlerin koni reseptörlere göre ışığa daha fazla hassas olmasını sebep olarak hangileri gösterilebilir demiş. Hocam gözümüzde biliyorsun ki çubuk ve koni reseptörleri var. Çubuk neyi şekli ve siyah beyaz görmeyi sağlıyorken koni renkli görmemizi sağlar. Diyor ki hangisi çubuğun koniden daha ışığa hassas olmasının sebebidir diyor. Bir çubuk reseptörlerin eşik değerleri düşük olması. Olur hocam. Karanlıkta siyah beyaz görmekten bunu hakkına getirebilirsin. Koni reseptörleri renkleri algılar demiş. Evet doğru ama bu olay çubukların konilerden daha ışığa hassas olmasıyla bir bağlantısını direkt kuramayabiliriz. Çubuk ve koni retina retinada bulunması. İkisi de retinada bulunuyor hocam. Yani buna bakarak da işte çubuk reseptörleri e, ne o ışığa daha hassastır diyemeyiz. Hangi sebep olarak gösterebilir denildiği için doğru cevabımız yalnız bir yani A seçeneğidir kıymetli hocam. Geldik hocam sondan bir önceki sorumuza. Diyor ki aşağıda midenin bazı özellikleri verilmiştir. Buna göre hangileri mide özsuyunun mideyi tahrip etmesini engelleyecek adaptasyonları örnek olarak verilebilir demiş. Hocam mide özsuyu biliyorsun ki pH yaklaşık 2, 1 ile 2 arasında asidik bir ortam ama midemiz kendi kendine sindirmiyor. Neden? Beraber bakalım. Hidroklorik asitin hidrojen ve klor şeklinde ayrı ayrı salgılanması. Tabii ki de hocam bu mide için büyük bir adaptasyon hücreler kendi kendine sindirmemiş olur. İnce bağırsak hormonlarının içi boşalan midenin çalışmasını yavaşlatması. Bu da hocam mide için büyük bir adaptasyon, iyi bir şey. Midenin boş boşta asitli kalmasını engeller. Mide duvarındaki hücre gruplarının yoğun mukus salgılanması. Bu da midenin siz kendine sindirmesini engelleyen adaptasyonlardan bir tanesi. Protein yıkıcı enzimlerin mide üstü içerisinde inaktif formda salgılanmaları. Pepsinojenin pepsin değil de pepsinojen şeklinde salgılanması midenin kendisini sindirmesini engeller değerli hocam. Hangileri mide kendi kendini sindirmesine gelen adaptasyon örnek olarak verebilir dediği için doğru cevabımız 1 2 3 4 yani A seçeneğidir kıymetli hocam. Geldik bu denememizin son sorusuna sevgili hocam. Hemen şöyle yukarı doğru gidelim. Diyor ki 1958 yılında Meselson ve Stahl dediğimiz iki tane bilim insanımız bir deney yapmışlar. Azotun ağır, ağır topu olan N15'i besi ortamında koli kolibakteri kültürüsünü hazırlamışlar ve kültürdeki bütün bakterileri DNA'larını ağır azotlu içeren moleküllerin oluşmasını sağlamışlar. Yani bütün bakterilere N15 azotlu yapıya sahip olmuş. Daha sonra bu bakterileri normal azotlu ortamda transfer edip yapma bu işlemi yapmalarının sebebi de n 15de DNA'ları içeren bakterileri santifüj ettiğimiz zaman deney tüpünün altında bantlaşma olduğunu görmekmiş. Ve bu sayede de sevgili hocam daha sonra da n 14de ortamlarda da bakterileri santifüj ettiklerinde ise deney tüpünüz üstünde bantlaşma görülmesi. Deney yapmışlar mesela son Vestal abilerimiz. Bakteriler 20 dakikada bir neslini iki katına çıkarmakta ve ilk aşamada bakteri DNA'lara santifüj edildiği zaman aşağıdaki görüntü oluşmuştur diyor. Aşağıdaki görüntümüze bakıyoruz. Bakterilerimizin DNA'ları ağır azotlu olduğu için dipte çökelme olduğunu görmüşüz. Buna göre deneyden 40 dakika sonra bakteri kültürü santifüj edilirse tüp görüntüsü hangisi gibi olur demiş. Hocam 40 dakika demek bakteri kaç kez bölünmüş demek? 2 kere bölünmüş demektir. Peki bizim bakterimiz kaçtı ilk baştaki? Ağır azotluydu. Eşeli eşe 15-15'ti. Diyor ki bu bakterimizi 14'lü ortamda 2 kere eşle ve nasıl göründüklerini bana söyle demek istiyor sonra aslına bakarsan. Hemen zincirlerimizi açalım hocam. 15'i yazdım. Yanına ne yazacağım? 14 yazacağım. Hemen yanına ne yazacağım? 14 yazacağım. Bir daha zincirlerimi açmanı istiyorum. 15 yazdım. 14 yazdım. 14 yazdım. 15'i yazdım. Yanlarına ne yapıyorsun değerli hocam? 14 yazıyoruz. Ve oluşan DNA'lara bakarak bakterilerimizin DNA'larının ağırlıklarını yorumlayacağız. Kaç tane melez var? 2 tane melez var. 2 tane 14-15 var. 2 tane de değerli hocam 14-14 var. Biz bu şekilde DNA'larımıza baktığımız zaman nasıl bir bantlaşma görürüz diye sorarsak değerli hocam bizim bakterilerimizin ikisi melez olduğu için nerede olması gerekir? Tüpün ortasına gelmiş olmaları gerekiyor. İki tanesi de değerli hocam en üstte olması gerekiyor. Görmüş olduğumuz şıklara baktığımız zaman hangi şıkta hocam? E şıkkında bunu görebilirsin. 15 15'leri tam ortada, 14 14'te yukarıda bir bant oluşturmuş. Hangisi doğru cevabımız olur diye sorulursa değerli hocam doğru cevabımız E seçenek diyoruz. Bu sayede 2 nolu denememizi de çözmüş olduk. Neden için çok teşekkür ederim. Bir sonraki deneme çözümde görüşmek üzere. Bye bye değerli hocam.